Artık birilerinin gelip bizi vurmasını bekliyor değiliz. Terör örgütünün, hani derler ya, canını çıkartana kadar bu meseledeki kararlılığımızdan vazgeçmemiz asla düşünülmemelidir. 2019 yılı için ilkbahar yaz operasyonlarımızı tamamladığımızı ifade etmiştim. Bakın 23 büyük, 245 orta operasyon gerçekleştirildi. 12.114 olmak üzere bu yıl ilkbahar yaz operasyonları kapsamında 12.382 toplam küçük operasyonlarla beraber operasyon gerçekleştirildi. Ve planlanan operasyon sayımızı da geçen yılın aynı dönemine göre, dikkat ederseniz, hani tahtanın bir tarafına asıyoruz dedim ya, %87 oranında arttırdık. Yani çok ciddi bir gayreti ve uğraşı ortaya koydu. Kış operasyonlarımızın da planlamasını yaptık. Ve şimdi bugün itibariyle sonbahar ve kış operasyonlarımıza başlıyoruz. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Herkes bilsin ki bu kış boyunca bu dağların tamamı bizimdir. Önemli bir detay da üst düzey tabir edilen teröristler noktasındadır. Yılbaşından bugüne kadar etkisi hale getirdiğimiz üst düzey terörist sayısı 108'dir. Örgütün hem eleman temininde hem de lider kadro temininde sıkıntı çektiği tüm istihbaratlarında yer alan husustur. Kendi yazışmalarında, ele geçirdiğiniz bilgi notlarında, bilgisayarlarındaki tüm belleklerinde çaresizlikleri ortadadır. Açlıktan sıkıntı çektikleri, köylülere gidip yalvardıkları, köylülerin onu geri çevirdikleri, böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını, bu kışı nasıl geçireceklerini bilmedikleri o notların hepsinde mevcuttur. Operasyonlar noktasında özellikle Sayın Genel Komutanımızın bizzat nezaret ettiği Kran operasyonunun başarısına da ayrıca temas etmek isterim. Kran operasyonlarında 17 Ağustos'ta başladık ve 4 faz olarak planlandı şimdilik. Bunların 4'ü de başlamış ve kendi alanlarında devam etmektedir. 4 fazda sürdürülen kran operasyonu kapsamında 17 Ağustos'tan itibaren şu ana kadar 63 terörist sadece kran operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilmiş. 68 mağara ve sığınakta imha edilmiştir. Bu mağara ve sığınak imhası bilmenizi isterim ki en az terörist imhası kadar önemli bir meseledir. Ben bu vesileyle rütbe ayırt etmeksizin hem kran operasyonuna hem de diğer terörle mücadele faaliyetlerine katılan tüm arkadaşlarım, tüm vatan evlatlarımızı tebrik ediyorum. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Allah bizi onlara mahcup etmesin. Allah onlardan razı olsun. Önemli bir saha temizliği olmuştur ve devam etmektedir. Gerek eleman, gerek barınak, gerekse moral noktasında terör örgütüne önemli bir darbe vurulmuştur. Yeni dönem terörle mücadele stratejimizin önemli bir ayağı da terörizmle mücadele.